Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıyan doğasıyla kültürüyle bizleri derin duygulara boğan Mevlana şehrimiz Konya'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de yapmış olduğu çalışmalarla, geçmiş tecrübeleriyle bu zamana kadar getirmiş olduğu, ayakta dimdik tuttuğu şirketiyle birlikte, aynı zamanda da direksiyoncu diye anılmasıyla birlikte canla başla çalışan bir ustamızla tanıştıracağım sizleri. Direksiyoncu Durali Bozdoğan beyefendiyle beraberiz. Ben ekran başındaki izleyenlerimi daha fazla bekletmeden doğrudan sorularıma geçmek istiyorum. Yılların tecrübesisiniz. Sektördeki tecrübelerimiz neler, ne gibi işler başardık bu zamana kadar, biraz bahsedelim. 76'da sanayide başladık. Bu zamana kadar uğraşıyoruz. Yani direksiyon sektörü, yedek parça, tamir takımları üzerinde çalışıyoruz. Bu zaman içerisinde dışarıya %10 ihracatımız vardı. Bu sene %22'ye kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Yani şu anda ona yaklaştı. Şirketle alakalı ileriye yönelik hedeflerime geleceğim ama öncesinde burada ne gibi işler başarıyoruz? Şu anda anlık olarak günümüz çağında baktığımızda inanılmaz güzel, devasa bir ortamınız var burada. Ve yoğun bir ekiple çalışma sergiliyorsunuz. Neler yapıyoruz burada? Kimlere ne gibi destekler sunuyoruz? Direksiyon tamiri üzerine çalışıyoruz. Tamir takımları ve arabaları istediğimiz özellikleri uygulayabiliyoruz. Yani yedek dingiller yapıyoruz, yedek dingil atıyoruz. Bu iş makinesi olaraktan geçiyor tabii günümüzde. Günümüzde iş makineleri üzerine burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz mesela? İş makineleri üzerinde bütün direksiyonları yapıyoruz. Yani büyük vinçler, iş makinesinin her türlüsünü, kamyonların her türlüsünü. Hiçbir sorunumuz olmuyor yani. Bütün arızaları gideriyoruz. Şu anda bir sıkıntıları yok yani. Gelen memnuniyetle gidiyor. Buraya geldiklerinde sizlerin o usta tecrübeleriyle karşılaşıyorlar. Evet. Ve o süre zarfı içerisinde de bütün eksikleri, gedikleri yediriliyor. Peki ben bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Biraz da yüzleri güldürelim istiyorum. Nereden geliyor bu direksiyoncu Durali ismi? Valla çalışmadan geliyor herhalde. Millet direksiyoncu Durali diye tanıyor. Yani öyle kaldı, öyle gidiyor. Yani eskiden gelen bir şey olduğundan dolayı, isim tanındığından dolayı, yani direksiyoncu Durali oradan geliyor. Yani benden hariç kardeşlerim de var ama o işleri ağırlık bende olduğundan dolayı, direksiyoncu Durali memnuniyetten dolayı bizde oluyor yani. Siz buraya gelen bütün şoförlerin bütün sıkıntılarını eksiksiz bir şekilde çözüp onlara en sağlam şekilde araçlarını teslim ettiğinizden dolayı geliyor. Röportaj öncesindeki sohbetimizde dediniz ki ben yıllarca camla başla çalıştım. Birçok çırağı usta haline getirdim. Onların her birini de eğittim ve beni hiç utandırmadılar dediniz. Bu da çok güzel bir ayrıcalık. Özellikle de sizin gerçek anlamdaki usta tecrübelerinizden geliyor. Peki yedek parçalar dedik. Yedek parçalarda neleri üretiyoruz? Üretirken nelere dikkat etmeliyiz? Yedek parçalardan tamir takımları üretiyoruz. Buna benzer direksiyon lifleri var, fikstürler var. Yani müşterinin isteğine göre istediğimizi yapabiliyoruz. Yani siz burada belli bir çalışma üzerine değil de buraya gelen şoförlerin ne eksiği varsa onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak düzeyinde çalışıyorsunuz, evet. Öyle mi? Evet. Onları yapıyoruz. Aynı zamanda tezgahlarımızda başka malzemeler de yapıyoruz yani. İstek üzerine bütün malzemeleri de üretebiliyoruz. Peki bakıldığında şu anda genel olarak özellikle de binek araçlarının birçoğunda motor sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Yani motor üretimi gibi bir şey imkanlı mı, mümkün mü ya da nelere dikkat etmeliyiz? Biz ona dalımız olmadığından dolayı girmiyoruz. Sadece direksiyon. Direksiyonun neden dönme gibi bir sorun çıkardığında, neden dönmemezlik yapar direksiyonda, ne gibi sorunlar vardır? Çalıştığından dolayı, aşınma yaptığından dolayı tamir takımları bozuluyor. Ondan dolayı dönmüyor. Yani iş kaçaktan dolayı dönmüyor. Ha, iş kaçaktan dolayı çok arızalar meydana geliyor. Müşterinin şikayetine göre onları gideriyoruz. Saat bağlayıp ölçüyoruz. İş kaçaklık varsa, başka yerinden sarıklıklar varsa onları buluyoruz, arızalarını gideriyoruz. Kesinlikle burada dört dörtlük bir hizmet veriyorsunuz. Peki ben merak ediyorum, ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Peki sadece Konya bölgesine mi hizmet veriyorsunuz yoksa ülkenin dört bir yanından, hatta yurt dışından dahi sizlere gelen şoförler burada hizmetlerini alabilir mi? Her yerden geliyorlar, yurt dışı dahil yani. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar.
Onlara da buradan işimizi garantilemiş olalım. Canınız sıkılmasın. Buraya geldiğinizde direksiyoncu trolleybus da sizlerin bütün sıkıntılarını çözüp gönderecek diyelim. Direksiyon doktoru diyelim sizin için. Beğenmiş olduğunuz bu güzel bilgi ve röportaj için aynı zamanda da kıymetli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? İnternet sitesinden, sosyal medyadan ulaşabilirler. Oradan da kendilerine desteklerinizi sunuyorsunuz. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlere aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırladığınız için. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi sizlere kendi gibi yapmış olduğu işlerde de mükemmel olan, güler yüzüyle bizleri burada dört dörtlük ağırlayan, aynı zamanda da buraya geldiğinizde bütün sorunlarınızı, problemlerinizi çözüme ulaştırabilecek bir isimle tanıştırdım. Anlat Bakalım Türkiye ekibi Konya'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.